Kadirli, Akdeniz'den Anadolu'ya uzanan bereketli topraklar. Osmaniye'nin bu şirin ilçesi, Belediye Başkanı Ömer Tarhan'ın öncülüğünde hayata geçen birbirinden değerli projelerle tüm Türkiye'de adını duyurmayı başardı. Kentteki değişim ve gelişimi konuşmak üzere Belediye Başkanı Ömer Tarhan'la birlikteyiz. Kadirli gelişen bir kent. Kentimiz bir çarpık yapılaşma içindeydi. İmarlık yaptığımız değişikliklerle kentte bir dönüşüm başlattık. Ve bu kent gittikçe değişen bir yüzü oluştu. Kentimizde çarpık yapılaşmalar yok edilerek yerine modern binalar kazandırdık. Bununla birlikte de şehir olma yolunda ilerleyen bir kent. Aynı zamanda önümüzdeki süreç içinde kentsel dönüşüm başlatacağız bir mahallemizden. Ve eski yapıları yıkarak yerine yeni yapıların olduğu, parkların, bahçelerin, yeşil alanların daha fazla olduğu, sosyal donat alanların daha fazla olduğu bir kent haline dönüştüreceğiz. Kentimiz tabii ki tarihi zenginliği olan bir kent. Tarihin yaşadığı bir kent. Ara Camisi ile, Hamidiye Camisi ile, Karatepe Açıkhava Müzesi ile, mozaikli eviyle, kaleleriyle özellikle ziyaret edilmesi gereken bir kent. İnşallah yakın süreçte kentimize yapacağımız değişikliklerle kentimizi turizme açacağız. Önemlisi de özellikle Kokar denen kaplıca suyumuzu Kadirli'ye getirerek Süremiş turist tesislerini tekrar yıkıp yerine yeni bir sağlıklı yaşam merkezi kurarak kentimizi sağlık turizmine açacağız. Ve bu anlamda da ciddi bir yere geleceğine inanıyorum. Başkan Ömer Tarhan, sosyal belediyecilik alanında Kadirli'de hayata geçen projeleri şöyle anlatıyor. Kadirli'mizde özellikle sosyal belediyeciliğe önem veren bir belediyecilik anlayışımız var. Bu anlamda aşevimizde günlük 350-400 kişinin yemek veriyoruz. Aynı zamanda cenazelere ilk gün yemeği veriyoruz. Onun yanında Kadirli'mizde tabii ki üniversiteye hazırlık kursları ve KPSS kurslarla da özellikle fakir öğrencilerimize bu konuda yardımcı oluyoruz. Onun yanında evde yaşlı bakım hizmeti veriyoruz. İkincisi de sağlık hizmeti. Gene hemşiremizle, sağlık memurumuzla Kadir'deki evleri ziyaret ederek pansumanla, enjeksiyonla, kolesterol ölçme, şeker ölçme, tansiyon ölçme gibi bir takım hizmetleri de Kadirli halkımıza veriyoruz. Aynı zamanda Hoş Geldin Bebek projemizle Kadir'imizde dünyaya gelen her bebeğini evinde ziyaret ederek, annesini evinde ziyaret ederek orada bir takım bebek ihtiyaçları olan bir çantamız var. Burada bebeğin bütün ihtiyaçlarını karşılayacak malzemelerimiz dolu. Bunları her gelen hemşerimizle bir de Berat'la birlikte hemşerimize veriyoruz. Aynı zamanda engelleri ziyaret ve engelli aracı dağıtıyoruz. Yakında inşallah bir engelli koordinasyon merkezi açarak bunlara daha fazla hizmet etme yolunda geleceğiz inşallah. Mahallelerimizde parklar yapıyoruz. Yeni parklar bu dönemde yapmaya başladık. Bu yıl hedefimiz 9 tane park yapmak. Daha önceki yıllarda yaptık parklarımızı. Bu 9 parkla birlikte 2018'de de 10 park yaparak Kadirli'nin park ihtiyacını, yeşil alana ihtiyacını karşılamış olacağız. Çocuklarımızın rahatlıkla gidebileceği, gençlerimizin spor yapabileceği alanlar oluşturduk. İnsanlarımız spor yapıyor. Aynı zamanda oyun grupları orada çocuklarını eğlendiriyorlar. Ve aynı zamanda voleybol, basket sahaları yapıyoruz. Gençlerimiz gelsin orada voleybol oynasın, basketbol oynasın. Bunları da yapıyoruz. İnşallah yakında bir kaykay parkı yapıyoruz. Gençlerimiz orada alternatif sporlar yapabilsinler. Ve biz burada insanlarımızı spora teşvik ediyoruz. Kadirli'de planlanan yeni projeler hakkındaysa şu bilgileri veriyor Başkan Tarhan. Biz Kadirli'de 2017 yılında yeni projelere başlıyoruz. Bu projelerin bir tanesi Muallim Bağ tepemizde bir piknik merkezi. Yine Savun Çayı biliyorsunuz Kadirli'nin merkezinden bir Savun Çayı geçiyor. Savun Çayı'nı aynı Porsuk Nehri gibi, Eskişehir'deki Porsuk Nehri gibi yapmayı düşünüyoruz. Yani Savun Çayı rekreasyon projesiyle birlikte hem içinin hem etrafı yapılarak Kadirli halkın hizmetine bunları sunacağız. Yine kent meydanlarıyla, külliyelerle, otogar listesiyle, zebze haliyle bunlarla birlikte şehrin merkezinde otogarlar çok sıkıştı. Bunları şehir dışına taşıyacağız. Onun için de otogarlar sitesi kuracağız. Yine Zebzali şehrin merkezinde kaldı. Şehrin merkezinde onu çıkararak Kadirli'mizde o Zebzali'nin yerine Kadirli'nin en büyük camisini yapacağız Allah izin verirse. Bununla birlikte de şehrimiz işte külliye yapacağız. Onu yapmayı düşünüyorum. Bunun şehrimiz hem de bir yandan da kentsel dönüşümle birlikte Kadirli'miz modern bir kent olma yolunda gidecek.
Ekovitrin Medya Grubu. Bağımsız medyanın gücü.